Merhaba gençler, ben matematik öğretmeni Eray. Bu videoda mutlak değer konusunu göreceğiz. Yani 3. fasküllerimize başlıyoruz. Evet, öncelikle mutlak değerin tanımını görelim. Bir gerçel sayının mutlak değeri, bu sayının sayı doğrusu üzerinde sıfır olan uzaklığı demektir. bakın, şimdi bir gerçel sayı düşünün. Mesela buradakilere bakalım, 6 sayısını düşünün. 6 sayısının mutlak değeri demek, 6 sayısının sıfıra olan uzaklığı demek. Bakın sayı doğrusunu çizmişiz. Gördünüz mü? Şimdi başlangıç noktası yani 0 burada, 6 da burada. İşte bu 6'nın 0 olan uzaklığı. Tamam bunda problem yok ama işte negatif sayılar biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Şimdi bir sayı olan eksi 5'in tamam mı mutlak değeri. Bakın şöyle yapalım. Eksi 5 sayısının mutlak değerini göreceğiz. Bu ne demek biliyor musun? Eksi 5 sayısının sıfır olan uzaklığı demek. Peki sayı doğrusunu şurada gördüğünüz gibi çizmişiz. Eksi 5 nerede? Burada. Şimdi sıfır nerede? Burada. Uzaklığa bakalım. Uzaklık nedir? Daima pozitiftir değil mi? Senin bana olan uzaklığın 2 metre. <laughs> ya da işte 10 santimetre, 20 metre vesaire. Bakın eksi 5'in sıfır olan uzaklığı şurada olduğu gibi 5 birimdir. Tamam mı? Ya 5 santimetre ya da işte 5 metre neyse artık orası. Tamam mı? 5 birim olarak gözüküyor. Yani... Eksi 5'in mutlak değeri nedir? 5'tir diyeceğiz. Şimdi burada bilmen gereken şeylerden biri sayı olmazsa bu ne demek? Bak mutlak x demek tamam mı? Mutlak x demek x'in sıfıra olan uzaklığı demek. Tamam mı? Uzaklığı yani mutlak x neymiş? x'in sıfıra yani başlangıç noktası olarak da söylenebiliyor. Sıfıra olan uzaklığıymış bunu bilelim. Mesela bir tane şöyle hemen bir tane daha yapalım. Eksi 1 bölü 2 olsun mesela. Eksi 1 bölü 2'nin sıfır olan uzaklığı nedir? 1 bölü 2'dir. Gördünüz mü? Ya da işte hani pozitif sayılarda sıkıntı yok. Yani rahat bir şekilde görebilirsiniz. Mesela mutlak 3. Ne demek? 3'ün sıfır olan uzaklığı hemen hocam 3'dür dersiniz. Tamam. Yani negatiflerde kafa karışmayacak. Şimdi gelelim bir tanım var burada. Bakın burası önemli tanımlardan biri. Sayı doğrusu üzerindeki a ve b gerçek sayılarının birbirine uzaklığı. Bakın nasıl gösteriliyormuş? Mutlak a eksi b şeklinde gösteriliyormuş. Şimdi bu ne demek? Mesela mutlak x eksi 2. Önce bunu bir görelim. Bu ne demek? X'in 2'ye uzaklığı. 2'ye uzaklığı. Uzaklığı. Mesela. İşte mutlak x eksi 4. Şeye geleceğiz. Oralara geleceğiz. Dur. x'in 4'e olan uzaklığı. Dörde olan uzaklığı. 4'e olan uzaklığı. Ha, şimdi dikkat. Bak. x artı 4 desem ne olur? Ha, bakın. Bana nasıl verilmiş? Mutlak a eksi b. Yani ortadaki işaret ne olacak? Eksi olacak. Ha, o zaman ben bunu şöyle önce ifade etmeliyim. Bakın mutlak x Eksi. Tamam Olacak. O zaman artı 4 olması için buraya eksi 4 demeliyim. Bakın. Şöyle. Gördünüz mü? İşte bu ne demek? X'in eksi, eksi 4'e uzaklığı demek. Uzaklığı. Anlaştık mı? Anlattım Bakın. şuradan olmak zorunda? Ortada eksi olmak zorunda. Mesela mutlak X artı 2. Hmm. Bunu hemen ortada eksi olacak şekilde yazmalıyım. Bak eksi. Şu artı olması için demek ki eksi 2 olması lazım buranın. Ha, işte bu ne demek? X'in eksi 2'ye uzaklığı. Anlaştık mı? Tamam mı? Bak burası önemliydi. Bu örnekler önemliydi. Yıldızı çaktım haberiniz olsun. Bir de gelelim şurada. Onu da farklı bir renkle gösterelim. Bakın şurası. İşte burası benim için ayrı bir önem arz ediyor. Bakın. Şimdi bu ne demek? Diyor ki x eleman r sayı. Aklınıza gelen bir sayı. Bunun mutlak değerinin cevabı iki türlüdür. Eğer x sıfırdan büyük eşitse x sıfırdan büyük eşitse x'tir. x sıfırdan küçükse de eksi x'tir. Bu ne demek biliyor musun? Türkçesini yazayım sana? Eğer eğer mutlak değerin içi mutlak değerin içi. Pozitifse pozitif ise kendisi gibi çıkar. Kendisi gibi çıkar. Bakın çok önemli. Çıkar. E, mutlak değerin içi. Mutlak değerin içi negatif ise negatif ise eksi ile bakın eksi ile çarpılarak çarpılarak çıkar. İşte bu sayfa, bu kısım, bu yazdıklarınız mutlak değerin temel noktaları. Tamam mı? Nasıl oluyormuş? Bir daha söyleyelim. Bu kırmızı ile işaretlediğim yerin anlamı Türkçesine ne demekmiş? Eğer mutlak değerin içi pozitifse kendisi gibi çıkıyormuş. Mutlak değerin içi negatifse de önüne eksi alarak ya da önüne eksi alarak değil de eksi ile çarpılarak ne yapılıyormuş? Çıkarılıyormuş. Ve burada yıldız attığım kısımlar yani mutlak a eksi b dediğin şeyine a sayısının b sayısına uzaklığı burada en altta gördüğünüz örneklerde önemli örneklerden bazıları. Şimdi bu yazdığımız cümle var ya eğer mutlak değerin içi işte pozitif ise kendisi gibi çıkar. Bu cümle örnekleri görelim şimdi. Ee, hani neler sorulabilecek ya da karşımıza ne çıkacak. Şimdi bak Şimdi burada e, şu bakın başka bir ifadeyle içerideki mutlak değer dışına olduğu gibi ha, yani şuraya diyelim mutlak değer içindeki sayı veya ifadenin pozitif veya sıfır olduğu belli ise mutlak değer sembolü kaldırılabilir. Aslında burada bahsettiğim şey şu bakın neydi mutlağın içi sıfırdan büyükse yani pozitifse ki burada da kastettiği şey o Pozitif veya sıfır olduğu kesinse, hani sıfır olduğunca zaten sıfır onda problem yok ama pozitif olduğu kesinse direkt ne yap? Mutlağı kaldırabilirsin diyor. Yani kendisi gibi çıkar demek istiyor. Şimdi Bakın hemen örneğe bir bakın. Bak. Mutlak eki değil mi? Şimdi iki sayısı, yani mutlağın içinde ne var? 2 var değil mi? Peki pozitif mi, negatif mi? Pozitif değil mi? Bak kendisi gibi çıkmış. Gördün mü? Kendisi gibi çıkmış. Ya sıfır, zaten sıfır. Problem yok. Tamam mı? Ha işte en önemli örneklerden biri şu. Şimdi öncelik ne yapacağız? Bak bunu şöyle yazayım ben. Bunu şuraya yazayım. X diyor sıfırdan büyük diyor. Mutlak X nedir? Şimdi kanki nedir biliyor musun? Önce mutlağın içine bakacaksın. Mutlağın içine ne var? X. X nasıl bir sayı? Pozitif sayı. Ha, o zaman işte bunun cevabı ne olacak biliyor musun? Bunun cevabı X olmuş olacak. Kendisi gibi çıkacak. Ama kritik nokta şu. X sıfırdan küçük olsun ki bunu öbür sayfada görelim. Biz yine pozitifleri görelim. Bakın pozitifleri görelim. Öbür kısımda inceleyelim. X yine sıfırdan büyük olsun. Mesela mutlak X artı 2 nasıl çıkar? Şimdi hemen bakman gereken şey şu. Mutlağın içinde ne var? X artı 2 var. Peki X nasıl bir sayı? Pozitif bir sayı. Tamam bir de 2 ile toplayınca pozitif bir sayı ne olur? E pozitif olur değil mi? Ha, O zaman mutlu aynı pozitifse kendisi gibi çıkar. Bakın çıkardım. Gördünüz mü? Kendisi gibi çıkardım. Mesela buraya bakalım. Şu örneğe bakalım. Diyor ki x sıfırdan büyükmüş falan filan. Şimdi bana sorduğu şey şu. Mutlak 3x artı 193. Şimdi mutlak için nasıl bir sayı? Pozitif bir sayı. Neden? Çünkü x zaten x pozitif verilmiş bana. E 1903'ü e ekleyince de zaten pozitif. E mutlak için ne? Pozitif. O zaman nasıl çıkar? kendisi gibi çıkar. Bakın kendisi gibi çıkmış. Gördünüz değil mi? Şimdi buna bakalım. Mesela a reel sayı diyor. A kare artı 1'in mutlak değeri. Ha, işte burada da şu cümleye geliyoruz. Mutlağın içinin pozitif veya sıfır olduğu belli ise diyor. Direkt kendisi gibi çıkar ya da mutlak değeri kaldırabilirsin. Bakın biz bildiğimiz gibi yapalım. Söylediğim şekilde yapalım. Şimdi mutlağın için ne? Pozitif mi negatif mi? Bakın şimdi bir şeyin karesi a reel sayısının karesi nedir? Pozitiftir değil mi? Peki bir eklediğin zaman ne olur? E pozitif olur yine. Peki mutlak içi pozitifse nasıl çıkar? Kendisi gibi çıkar. Bakın kendisi gibi ne yapmışım? Çıkarmışım. Anlaşıldı mı? Tamam değil mi işler? Mesela bir örnek daha vereyim şuraya. Bak. Hiç kafanız karışmasın. Bak şuraya bir tane örnek vereyim. X büyüktür ikiye. Tamam mı? X 2'den büyük bir sayı. Mutlak X artı 4 nedir? Şimdi kanki şuna bakacaksınız. Şuna bakacağım. Mutlak X artı 4. Bunu sormuşum değil mi? Mutlağın içi pozitif mi negatif mi? Buna bakacaksın. Şimdi X nasıl bir sayı? 2'den büyük bir sayı. Peki 2'den büyük bir sayı düşün. 2'den büyük sayılar düşün. Bir de 4 ekle bakayım. Ne oluyor? Pozitif oluyor değil mi? Yani 2'den büyük bir sayı sayıyla 4'ü e, toplarsan pozitif bir sayı. Eee mutlancı pozitif. Ha, nasıl çıkar? Söyle. Nasıl çıkar? Kendisi gibi çıkar. O zaman cevap ne olacak? X artı 4 olmuş olacak. Anladın. Değil mi? Bu işi anladın sen. Peki negatifse ne olur? Bakın. Negatifse ne oluyormuş? için negatifse eksi ile çarpılarak çıkarılır. Şimdi bak. Şu örnek eksi 2 mesela. Bakın şöyle tek tek yazayım bunları. Mutlak eksi 2. önce ne yapacağım? Mutlağın içine bakacaksın. Mutlağın içi nasıl bir sayı? Negatif bir sayı. O zaman eksi ile çarparak çıkaracaksın. Bak eksi ile çarptım. Gördün mü çarpma? Heh. O eksi eksi ne yaptı? Artı oldu değil mi? O zaman cevap nedir? Artı 2'dir. Bu kadar. Anlaştık mı? Ha şimdi şuna bakalım. X sıfırdan küçük. Neyi soruyor mesela? Mutlak x olsun hadi. Basitinden başlayalım. Şimdi sen mutlak x'in cevabını bulmak istiyorsun değil mi? Mutlağın içi Bak şurası ne? Negatif. Bak x sıfırdan küçük demiş. Negatif. Mutlağın içi negatifse mutlağın içindeki şey eksiyle çarpılarak çıkarılır. Bak eksiyle çarparak ne yaptım? Çıkardım. eksi eksiyle çarpınca o zaman cevap eksi x olmuş oldu. Gördünüz mü? Ya da alttaki. Bakın şunu çözelim x sıfırdan küçük demiş ise mutlak 3x eksi 1. Şimdi bak bunun cevabı ne? Şimdi x nasıl bir sayı? Negatif bir sayı. Peki 3 ile çarptığında nasıl bir sayı? E, yine negatif bir sayı. Peki 1 çıkardığın zaman nasıl bir sayı? Negatif sayı. Mutlağın için ne oldu? Negatif oldu. Mutlağın için negatifse söyle mutlağın içi negatifse eksi ile çarparak çıkarılır. Bak çarptım. Gördün mü? Anlaştık. Ha, eksiği de atalım. Eksi 3x artı 1. İşte mutlak değerin temel noktaları bunlar gördüğünüz gibi. Neye bakacağız? Mutlağın içi. Bir kere mutlak ne demekti? Mutlağın içinde bir şey varsa ne demek? Bu sıfır olan uzaklığı demek. Hatta şöyle tekrar bir gösterelim bakın. Bakın şurası. İlk kısım burası mutlak 6 ya da mutlak eksi 5 bunlar ne demek? Onun o sayının içinde ne varsa onun sıfır olan uzaklığı demek. Tamam. Burası önemliydi. Sıfır olan uzaklık tanımı önemliydi. İkincisi şurada gördüğünüz a eksi b. Bakın a eksi b. Mutlak a eksi b ne demek? a sayısının b sayısının olan uzaklığı ama aradaki işaret ne? Eksi. Bunu da unutmayın. Ondan sonra işte meşhur tanımımız. Eğer Mutlak değerin içi pozitif ise kendisi gibi çıkar dışarı. Mutlak değerin içi negatif ise eksi ile çarpılarak çıkarılır. Bakın burada da mesela neyi yazdık burada? İki sayının birbirine olan uzaklığının örneklerini yazdık. Mutlak x eksi 2 gördüğünüz gibi 2 olan uzaklığı ama mutlak x artı 4 nasıl yazmışız? Ortadaki işaret eksi olacak şekilde düzenleyip Ondan sonra ne set yani neyi kastediyoruz onu söylemişiz. Diğeri de işte bu söylediğimiz ifade mutlak değerin içi. Bakın bir daha söylüyorum defa, defalarca söylüyorum. Çünkü en kritik noktası burası. Mutlak değerin içi sıfırdan büyükse kendisi gibi çıkar. Negatifse de önün e, e, eksiyle çarpılarak çıkar. Mesela burada olduğu gibi bakın örnekleri bir kere daha inceleyelim. Bak x sıfırdan büyük değil mi? Mutlak 3x'i soruyor. E Sıfırdan büyük büyük, büyük bir şeyi 3 ile çarparsan ne bulursun? E, sıfırdan büyük. Yani pozitif bir şey bulursun değil mi? Hatta öyle diyelim. X nasıl bir sayı? Pozitif bir sayı. 3 ile çarparsan yine pozitif. E mutlanınca pozitifse bakın nasıl çıkmış? Kendisi gibi çıkmış. Ama ne oluyor? Eksi ise mutlak değerin içi bakın eksi ile çarpılarak çıkarılıyor. Mesela ikinci dur onu da farklı kalemle göstereyim şöyle. Bakın şuraya x sıfırdan küçük. Mutlak x nasıl çıkar? E mutlancı o zaman ne olur? Sıfırdan küçük, Yani negatif olur değil mi? E mutlancı negatif ise önüne eksi da eksiyle çarpılarak çıkarılır. Bakın eksiyle çarpmışım. E, eksiyle çarpınca o zaman direkt zaten cevap eksi x olmuş oldu. Burası mutlak değerin giriş kısmı. Önemli bir kısım. Aslında burayı bildikten sonra bütün diğerleri ne oluyor? geliyor önemli olan burada gördüklerimiz ve tanımlar diyeceğiz.